biraz soluk sağlık sorunlansın diye. Ara vermeden bari bir şey anlatayım. Bir nefes alsınlar. Bu arada bir şey anlatayım. O sıralarda ben elimde gitar, Ortaköy'de gitar çalıyorum. Bağlarda çalıyorum. Henüz albüm yapmamışım ama albüm şarkıları da hazırlanıyor. Tabii arkadaşlar bir baktım barda, çaldığım barda bir adam geldi beni dinliyor. Ama adamı birine benzetiyorum. Çıkartamadım. Bir gün sonra yine arkadaşlarıyla geldi. Yine beni dinliyor. Garson tanıdı. Abi tabi o zamanlar Facebook, cep telefonu hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Jeton. Jetona basıyorsun öyle telefonu. Sosyal medya falan yok. Daha güzeldi be. Var ya. Neyse. Garson geldi dedi ki, abi dedi oturan abiyi tanıyor musun? Dedim tanımıyorum. Haluk abi dedi ya, o dedi Yusuf Hayal. Dedim ki, Yusuf Hayal o. Oğlum dedim ben adamın aşığıyım. O şiirlerin aşığıyım dedim. Gittim oturdum. Sohbet muhabbet. Yusuf abi dedim ki, abi dedim ya, Ahmet abiyle görüşüyor musun? Her gün görüşüyorum dedi. Dedim ki abi beni tanıştırır mısın? Tanıştırmaz mı? Ve o sahabeyi 1900 söylemeyeyim yaşam çıkar ortaya. Sonra gittim Bebek Parkı'nın karşısında tekneler var o yıllarda. Küçük bir teknede Ahmet Kaya, Yusuf Ayar'la hep beraber içiyorlar. Ben de yanına geldim uzun saçlı bir tip rockçı. Elimde gitar şarkı söylüyor. Abi de Ahmet abi şey derdi rahmetli sağ olsun. Hadi iki gözüm çal şu bestelerden dinleyeyim. İşte o sıralarda henüz albüm çıkmamış yollarda bulurum seni. İşte Akdeniz akşamları, yok işte Ankara falan çalıyorum, eğleniyoruz. Aradan bir iki ay geçti, Yusuf abi dedi ki, Ahmet dedi, senin dedi bu pazar klibin çıkılıyor değil mi? Evet dedi. Ya dedi, Haluk abi rol versene dedi ya. Bana. Bir rol, klip, ben. Kalbim böyle yerinden çıkıyor. Dedi ki, eline gitar tutsun dedi, klipte. Çalsın dedi. Allah'ım benim için ne biliyor musunuz bunu? İnanılmaz bir şey ya. Yok yani tat bir şey. Kalbim yerinden fırlayacak. Ahmet abi çalsın dedi ya otursun dedi gitardan hadi çalsın. Arkadaşlar klip çekilirken gittim. Var ya sabahın köründen 12'ye kadar yönetmen sırf bana çalıştı. Yakın plan, orta plan, makyajcılar gibi. İçimden diyorum ki bak. İçinden diyorum ki ya Haluk sadece bir gitar çalacağım bu kadar mı ince detay oldu? Herhalde dedim Ahmet abi az görmeyecek hep ben görmeyeceğim. Bak, o kadar böyle çalış. Arkadaşlar öğlene kadar benim çekimlerim sürdü. Öğlene kadar. Yani artık meşhurum falan yani. Çünkü ertesi hafta Salı Pazarı diye bir program var Star'da. O zaman bir Star var bir TRT var. Star'da Salı Pazarı programında klip yayınlanacak. Reklamlar yapılıyor. Ve ben arkadaşlar 500'e yakın jeton aldım. 500'e yakın jeton. Klip bitti çekim. Hani bu arada YouTube'da ayrılığın gözyaşlarım dedi. Öyle bir klip. O klip durur izleyebilirsiniz. Girdim. Aldım telefonları elime. Artık yıllardır görüşmediğim kimler var. Ortaokul arkadaşlarım, abileri, lise arkadaşlarım, abileri, üniversiteden terk ettiğim üniversitelerden arkadaşlar, atıldığım üniversitelerden arkadaşlar filan, aileler, kuzenler, kuzenlerin eşleri bitmiyor. Saatlerce konuşuyor. Ne haber ya? Ah Haluk sen misin? Neredesin oğlum? Ya işte İstanbul'dayım. Ne yapıyorsun? Yani klip çektik işte Ahmet Kaya'ya filan. Konu bu. Sadece ben konuyu klibe getiriyorum. Niye? Beni Salı günü istesinler. Salı günü geldi. Hepimiz oturduk. Ben çalıştığım barda televizyonu açtırdım. Artık Adana'da annemler avluda bütün akrabalar toplanmış. Çekirdek çitletirler ya onun gibi izliyorlar. Şimdi klip başladı. Gitar her zamanki gibi. Bebek Parkı, martılar, deniz, gitar geldi gitar. Ellerim böyle var. Ellerimden geldi buradan gitti. Ya dedim ki hani adam saatlerce çekim yaptı, muhakkak duracak. Böyle bakıyoruz, döndü, Ahmet Kaya giriyor, şarkılar söyleniyor, martılar, işte dalgalar, ağaçlar geldi bana, elim, gitar, geldi buraya, tam bu gitti. Yani bir oldu, iki oldu, yani geliyor, niye geliyor? Geliyorsa niye durmuyor? Durmuyor, gidiyor.
3 oldu. Arkadaşlar birinci bölüm bitti. Ben kalp çarpıntı olmuş. İnanılmaz. Olamaz. Olamaz ya. Yani. İkinci bölüm başladı. İkinci bölümde verecek. İkinci bölüm ortalarına geldi. Benim esamem yok. Artık fazla çıkacakmışım. Meşhur olacakmışım. Geçti. 500 kişiye telefon açtım. Lan benim yüzümü göster. Ya sadece şurayı gösterse yeter. Bak şurası. Bak şurası. Yok. Geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Yani inanılmaz bir şey ya. Ama sonlarına geldi. Aha dedim yakaladım. Ulağımdan gittim. İnanılmaz. Ve klip bitti. Şimdi tabii biz biliyoruz, siz de biliyorsunuz da o anda benim travmalarımı anlayamazsınız. Hüngür hüngür ağlıyorsun. Genç bir çocuksun yani. Ve eve gittim. İki gün kapandım. Ağladım, zırladım. Neyse. Ama şimdi geriye bakıyoruz. O günler ne güzelmiş. Niye? Bak şimdi. Şu anda ben milleti cep telefonundan arasaydım. Eve gitme uyuma şansım olabilir miydi? Nein. Niye? Dakika başı telefon sana şimdi o zaman ulaşamıyorlar ki. Telefonun yok. Facebook'un yok. Hiçbir şey yok. Hani şimdi olsa şöyle olurdu. Lan üç kağıtçı hani klip? Direkt mesajlar akardı. Ayıp sana. Biri televizyonun başında boşuna beklettin. Düşünsene ya. Herkes böyle küfür. Şimdi en azından rahatsın o zaman. Kimse sana ulaşamıyor. Sonra Adana'ya gittim yıllar sonra. Anlatıyorlar bakın. Avluda oturuyorlar. Zaten ne varsa akrabalarda var. Problem biliyorsunuz değil mi? Ne sıkıntı varsa akrabalardan çıkıyor. Neyse. Avluda oturuyorlar. Kuzen Tugay çıkmış demiş ki klip bitti. Herkes izlemiş. Kuzen anne şöyle demiş. Teyze! Anneme söylüyor. Hani harika? Sanki annem prodüktör. Yani sanki işin yapımcısı. Hani abim? Annem de dayanamamış, kalkmış kalabalığa demiş ki vallah billah yemin ediyorum o eller oğlumun elleri demiş. Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat. Anlat. İçim içimden geçiyor. Yanımdasın susura. Susura konuşmuyorsun. Bakıyor görmüyorsun. Yanımdasın susura. Susura. Gideceğim son olursun. Yanımdasın.